Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle kebapçılarda yediğinizi aratmayacak nefis bir ezme tarifini paylaştım. Üstelik son derece kolay ve gerçekten çok lezzetli bir ezme tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk önce sebzelerimi rondoda parçalayacağım arkadaşlar. Şöyle orta büyüklükte doğrayalım. Bu tarifim için 2 adet domates kullandım. Görmüş olduğunuz gibi domateslerimi 4'e bölüyorum. Daha sonra yine aynı şekilde 2 adet yeşil biber. Yine böyle büyük büyük dilimlere ayırdım. Daha sonra 2 adet kapya biberi. Tabi sevgili arkadaşlarım, isterseniz malzemeyi azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Bir tane orta boy kuru soğanı şöyle 4'e dilimledim. Bu tarifim için toplamda 2 diş sarımsak kullandım. Onu dilimlememe gerek yok. Şöyle kabuklarını soydum. İlk önce domateslerimi böyle rondoda parçalayacağım. Bütün malzemeleri birlikte de doğrayabilirsiniz. Ama benim robotum küçük olduğu için ilk önce domateslerimi böyle doğrayacağım. Eğer mutfak robotunuz, rondonuz yoksa elinizde böyle bıçakla küçük küçük doğrayabilirsiniz. Daha sonra şöyle süzgecin içerisine alacağım. Biraz suyunu süzmesi gerekiyor. Sonrasında kalan malzemelerimi de yine aynı şekilde rondo ile parçalayacağım. Evet, diğer malzemelerimi de doğradıktan sonra domateslerin üzerine ekliyorum. Bir 10-15 dakika kadar suyunu süzmesini bekletelim. İsterseniz bu şekilde kaşıkla üzerine bastırarak daha hızlı bir şekilde de domateslerin suyunu süzülmesini sağlayabilirsiniz. Bu tarifim için böyle yarım bal maydanoz kullandım. Maydanozun biraz daha rondomda parçalamadım. Yani birazcık daha böyle içerisinde görünmesini istiyorum. Birazcık daha büyük büyük doğradım. Yani çok da büyük denilmez aslında ama rondoda böyle sulandırmak istemedim. Şöyle birazcık geniş bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı domates salçası. Eğer evinizde varsa biber salçasıyla karıştırabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı. Daha sonra bir yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı nar ekşisi. Bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı pul biberi ve bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum sevgili arkadaşlarım. Hani olur ya, unuttuğum bir yer olursa. Bir tatlı kaşığı da isotu ilave ettikten sonra şöyle malzemelerimi, baharatlarımı güzelce karıştırıyorum. Üzerine rondoda parçalamış olduğum sebzelerimi ilave ediyorum. Son olarak da maydanozları ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Herhangi bir servis tabağınıza alıp dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kenarlarına böyle limonları ince ince dilimleyebilirsiniz veya maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Emin olun birçok yemeklerinizin yanında çok güzel yakışacak sevgili arkadaşlarım. Özellikle ben et yemeklerini, köfteleri söyledim ama kebaptan bahsettim mesela. Ama bence bu tarif bir bulgur pilavının yanında da çok güzel yakışır. Evet, ben tarifimi şöyle bir servis tabağımın içerisine aldıktan sonra son halini ve kıvamını sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, siz bu videomun son hallerini izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok kıymetli sevgili arkadaşlarım. Küçük bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde maydanoz ile süsledim. Dediğim gibi isterseniz küçük küçük limonlar dilebilirsiniz. O şekilde böyle görüntüsüne ayrıca bir güzellik verebilirsiniz arkadaşlar. Ve benim ezme tarifim hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde ve çok az bir malzeme ile hazırlamış olduk. Son hali, kıvamı da bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Bugünlük de benden bu kadar sevgili arkadaşlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.